Merhabalar, siyaseti konuşacağız. Siyasetin gündemi, seçimler, AK Parti'deki gelişmeler ve olası gelişmeler diyelim, beklentiler. Siyasi tablonun diğer aktörleri, Türkiye İttifakı, yeni bir çözüm süreci gündemde mi bu ve başka konuları konuşacağız. Bu kadar konuyu konuşabilmek için konuğumuzun siyasette ciddi bir birikimi, deneyim olması gerekir. Öyle de bir konuğumuz var gerçekten. Meclisin 22. dönem milletvekili Emin Şirin bugün bizim konuğumuz. Hoş geldiniz Emin Hoş Bey. Hoş bulduk. Yine de seçimlerden başlayalım. Buyurun. Bir kere başlangıç için çok uygun bir soru olmayabilir ama bu seçimler yapılacak mı, emin misiniz? Evet, yapılacak. Seçimler yapılacak. Peki hani o meşhur yani şey. Yani Allah korusun, başka düşünceye girmek bile istemiyorum. Bu seçimler yapılacak diyor. Ya orada iki şeyi size hatırlatarak tekrarlayacağım sorumu izninizle. Kazanamayacağı seçime girer mi şeyi çok dillendirilen, bir de işte İçişleri Bakanı Soylu IŞİD ya da DAEŞ diyor hareketlendi diyor, bir de bir operasyon başladı Irak'ta, bunlar gerekçe edilerek acaba diye soru işaretleri var. Şimdi endişeler tabii var. Yani Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kaybettiği seçimlerde iktidarı bırakmayacağı diye bir görüş de yaygın olarak konuşuluyor. Ancak ben Ankara'dan örnek vermek istiyorum. Ankara'da bir seçim oldu. Ha diyeceksiniz ki Melih Gökçek ne kadar Tayyip Erdoğan'a yakındı. Belki o manada bir şey gelebilir ikaz ama Ankara'da iktidarı devrettiler. Dolayısıyla ve hiç kavga gürültü de çıkmadı. Ha Mansur Yavaş hakkında bazı tehditler var. Seni görevden alacağız, mahkum edeceğiz filan diye dosyanın içine baktım. Dosyanın içi boştan boş bir dosya. Ancak şu anda Mansur Yavaş gelmiş orada oturmuş vaziyette. İstanbul'a gelince bu seçimlerin ben yapılacağı kanaatindeyim. Sayın Süleyman Soylu'nun bazı hakikaten endişeleri uyandıracak konuşmaları oluyor ve yanlış yaptığı kanaatindeyim. Bir kere şunu gördük, Süleyman Soylu'yu gördükten sonra seçime bağımsız İçişleri bakımından da gitmek lazım. Böyle iş olmuyor. Eskiden öyleydi zaten. Olmaz. Yani sadece İçişleri Bakanı da değil. Tabii canım, Ulaştırma Bakanı, Adalet Bakanı, bunların hepsi bağımsız olurlardı. Şimdi hale bakın. Cumhurbaşkanı partinin başında şeyi yürütüyor. Bütün kampanyayı yürütüyor. İçişleri Bakanı yerinden oynamıyor. Seçimin kazanılması için perperişan her tarafta koşuşturuyor. Bu şekilde bir adil seçim görüntüsü verebilmek, görüntüsü veya algısı yaratabilmek kabil değil. Bu hatalı bir şey. Olmuyor yani, yürümüyor. Ona rağmen ben seçimlerin yapılacağı kanaatini kuvvetli olarak taşıyorum. Çünkü Ankara örneğini verdim. Ha bu seçimler niye yenilendiden geleyim müsaade ederseniz. Tayyip Erdoğan'ın açısından bakarsanız mantık rahat, kolay. Şimdi seçimi kaybettim İstanbul'da. Peki. Bu seçimi kaybettiğim takdirde benim bu seçimleri yeniletme imkanım var mı? Var. Yenilendiği takdirde seçimler ne olacak? Ya kazanacağım ya kaybedeceğim. E kaybedersem zaten kaybetmişim ama belki de kazanma ihtimalim var diye organize olarak bu seçimlerin yenilenmesini Tayyip Erdoğan isterdi. Ben seçimlerden hemen bir hafta sonraki bir programda bir müşterek arkadaşımızın programında bu seçimler yenilenir ve kayyum atanır dedim. Hakikaten de öyle oldu. Bu iktidarın düşünce yapısını tanıdığım için yaptığım. Tanıyorsunuz, biliyorsunuz. Evet. Zaten bir ara orada milletvekili de yaptınız AK Parti'de ama izninizle şunu da sorayım. Evet. Yani bu seçimleri yeniletme hamlesi siyasi olarak kaybettirmez mi? Ya hayır, da kaybettirmiyor hayır. mu? Hayır, sandık güvenliği vesaire açısından, seçmene saygı açısından. Böyle bir konuları düşündüklerini zannetmiyorum ki. Yani sonuç itibariyle seçimi kazandılarsa kazandılar. Yani 16 Nisan referandumu da aynı şey. 24 Haziran da aynı şey. At alıp Üsküdar'ı geçiyor. Öyle bir tabir de var biliyorsunuz. Evet. At alıp Üsküdar'ı geçtikten sonra İstanbul'u Binali Yıldırım kazanırsa 3-4 sene seçim olmayacak. O zaman zarfında bunların hepsi unutulur. Geçer gider. Huzur içinde işleri yürütürler. O bakımdan ben seçimlerin yapılacağı kanaatindeyim. Eğer tabii ki iktidarın içindeki insanların böyle bir şey düşünmediğine eminim. Ama başka bazı kuvvetler bu seçimlerin yapılmaması için bir provokasyona gireceklerse özellikle iktidarın buna mani olması lazım. Neden? Bu halk 4,5 milyon oy verdiği, mazlum hale geldiğine inandığı, hakkının eline alındığını düşündüğü Ekrem İmamoğlu'nun tekrar başına bir şey gelirse, öyle veya böyle veya seçimler yapılmazsa ondan sonra bu halkı o sarayda oturup idare etmek çok da kolay bir iş olmaz. Başka bazı kuvvetler dediniz. Kimi kastediyorsunuz? Kimse.
Derin devlet mi, ABD yani mi, başka bir şeyler mi? Bir şey söyleyeyim. Derin devlet falan yok Türkiye'de. Yok. Hayır. Ben Ankara'ya gittiğimde anekdot olarak söyleyeyim. Milletvekili oldum. Bir iki sene sonra bana bunu sormaya başladılar. Derin devlet. Ben devletin kendisini bulamıyorum ki derinini bulayım diyordum. Yani devlette öyle bir dezorganizasyon vardı. Derin devlet diye konuşulan konu zannederim Türkiye NATO'ya girdikten sonra askerin özel harekatı veya asker düşüncesi o vesayet rejimi dediğimiz 28 Şubat'ta da kendini gösteren, 12 Eylül'de de kendini gösteren yapıyı belki derin devlet diye görmek lazım. Tabii böyle bir askeri ağırlıklı yapı olduğu zaman gerek adalet bürokrasisi gerek idari bürokrasisi de onların dümen suyunda gidiyorlar. O çerçevede bir nebula ortaya çıkıyor. Buna da derin devlet demek belki mümkün. Ama bu AK Parti iktidara geldikten sonraki 2002-2010 referandumu sürecine baktığınızda bu anlattığımız manadaki derin devletin tamamen tasfiye edildiği kanaatindeyim. Bu vesayet ve ağırlık ortadan kalktı. Bugün eğer bir derin devlet, devlet ne var diyorsanız bunu Beştepe ve etrafındaki organizasyon diye değerlendiriyorum. Devlet onlar. Peki şimdi demin dediniz ki eğer Binali Yıldırım AK Parti'nin iktidarın adayı kazanırsa 4 yıldan daha fazla süre seçimsiz. O, evet, o kadar zaten değil. Allah kerim diye bakılıyor seçimler böyle biterse diye. Evet. Tersine ele alalım o zaman. İmamoğlu eğer kazanırsa nasıl bir tablo olur? Şimdi ben zaten şöyle söyleyeyim. İmamoğlu'nun kazanması bugün gelinen noktada 31 Mart'tan evvelki kampanya süreci sonuç itibariyle Ekrem İmamoğlu belediye başkanı olsun mu olmasın mı'dan çıktı. Tayyip Erdoğan onaylanıyor mu onaylanmıyor mu haline geldi. Bu bir Tayyip Erdoğan'ın onaylanıp onaylanmadığı referandum oldu. Evet. Nitekim diyelim ki İmamoğlu burun farkından kazandı foto finişte veya ortada kaldı. Şimdi bu yenileniyor. Şimdi bunun ben gelen siyasette ülke siyasetinde ve Ankara'da ne netice doğuracağına bakıyorum. Çünkü İstanbul'da Ekrem İmamoğlu olmuş olmamış. Olduktan sonra da rahat çalıştırmayacaklar. Neden? Evet. İmar yetkilerini Ankara'ya alacaklar. Ne bileyim bütün İstanbul Belediyesi'ne ait varlıkları bir varlık fonu haline getirip onu da Ankara'ya bağlayacaklar. Sonuç olarak bir sembolik makam işgal eder hale gelebilir İmamoğlu. Bunlar mühim değil. Mühim olan Türkiye'nin bugünkü içinde bulunduğu iç ve dış problemlere etkisi açısından bu seçim sonuçlarını meclis aritmetiğini değiştirip değiştirmeyeceği çok önemli. Hı hı. Şimdi eğer İmamoğlu eğer Binali Yıldırım kazanırsa AK Parti'den hiçbir milletvekilinin, MHP'den de hiçbir milletvekilinin kolay kolay başka bir partiye gitme cesaretini göstereceğine ben inanmıyorum. Yani içinde de yaşadım siyasetin. Milletvekilleri o zaman başkan, reis kazandı, Cumhur İttifakı kazandı. Biz şimdi riske girmeyelim diye durdukları yerde oturdular. Güçlü olanla vedalaşmak zor. Zor. Başımdan da geçtiği için biliyorum. Şeye gelirse, İmamoğlu kazanırsa belki ileride konuşuruz. Bugün asgari iki parti ortaya çıkacak. Bir Abdullah Gül, Ali Babacan işbirliğinin partisi. Öbürü de Sayın Davutoğlu'nun partisi. Böyle bir durum ortaya çıkarsa, İmamoğlu kazanırsa o zaman belki mevcut aritmetiği değiştirecek şekilde kendi partilerinden yeni kurulacak partilere veya İYİ Parti'ye teveccüh gösterecek bazı milletvekilleri ortaya çıkabilir. Bu neyi getirir? Bu her şeye rağmen erken seçim olmasa bile meclisin daha fazla muhalefet görevi yapmak veya kontrol görevi yapabilmesini temin eder. Çünkü o zaman 300'ün altına düşerse iktidar, evet, bu verilen araştırma önergeleri veya başka önergeler kabul edilir hale gelecek. Ha sonra onları çalıştırırlar çalıştırmazlar ayrı konu ama bu bir sıkıntılı hale gelir. Meclis başkanının değişmesi durumu söz konusu olabilir. Muhalefet partileri anlaştığı zaman ama en önemlisi bir erken seçim söz konusu olabilir. Yani evet, muhalefet aritmetik değişirse. Ben Ekrem İmamoğlu'nun seçimini veya önümüzdeki 23 Haziran seçimlerini meclis aritmetiğine yapacağı tesir açısından daha fazla önemsiz böyle değerlendirelim. O zaman o konuya girelim. AK Parti içinde bir ya da iki partinin kurulma ihtimalinden bahsediyor. Siz de demin söylediniz evet, zaten. Evet. Davutoğlu da bir manifesto yayınladı. O biraz daha hızlandı gibi. Nasıl görüyorsunuz? Bunlar iki parti, iki ayrı parti mi olacak? Bir noktada birleşecekler mi? Aynı zamanda iddialar da var biliyorsunuz. Babacan'ın başını çekeceği söyleneceği, arkasında Gül'ün olduğu partide aslında Beşir
Bekir Atalay ve Hüseyin Çelik gibi isimlerin önder rol oynayabileceği gibi yani iddialar çok. Şimdi nasıl görüyorsun? Hüseyin Çelik, Bekir Atalay meselesini bir kenara müsaade ederseniz şey diyeyim. Çünkü özellikle o isimlerden bir tanesinin Fethullah Gülen'le ilişkisi çok arşu alaya çıkmış bir dedikodu diyeyim ona. Dedikodu olarak duruyor. Dolayısıyla onu nasıl ele almayı düşünüyorlar bilmiyorum. Bu iki partinin kurulacağı kanaatindeyim. Davutoğlu manifestosunu çok dikkatle okudum. Hatta yakın bir arkadaşım bir espri yaptı. Benim istifa mektubum, 2003 senesindeki AK Parti'deki istifa mektubumu bulmuş. Basında çıkan mektubu. 2003 senesi Eylül ayı. Bana onu yollamış. 16 sene sonra aynı konular konuşuluyor diyor AK Parti'nin içinde. Bence doğru tenkitler, dikkate alınması gereken tenkitler. Sayın Davutoğlu da Sayın Recep Tayyip Erdoğan hiç dikkate mi almaz yoksa gel bakalım buraya bir senden oturup konuşalım mı der onu bilmiyorum. O kendisinin vereceği karar. Bu partiler kurulduktan sonra birleşip birleşmeyecekleri de çok önemli değil. Ama aynı tabana hitap ettikleri kanaatinde de değilim. Yani Ali Babacan özellikle dışarıda da gayet iyi bir intiba olan Türkiye'nin bugünkü ekonomik sıkıntıları içinde sanki ortaya toparlayabileceği bir kadroyla beraber iyi netice alabileceği görünen bir insan. Ben bundan birkaç ay evvel de bir kapalı ortamda kendisini dinledim. Bir konferansta dinledim. Ve bir soru sordum. Cevapların 20-25 dakikasını benim soruma ayırdı. Yapısal reformlar, yapısal reformlar diyorsunuz. Bu yapısal reformlar nedir diye sordum. Çünkü kendisi bir münakaşamızı da hatırlıyor. Biz 2002'de ondan münakaşa ettik. Sen dervişin programlarını devam ettirmek istiyorsun. AK Parti olarak biz bunun için mi iktidara geliyoruz demiştim. Cevaben evet demişti 2002'de. Şimdi bugün baktığım Ali Babacan ki benim hiçbir temasım yok şahsen oradaki görüşmenin haricinde bir yanlış mana çıkmasın. Yapısal reformlar dediğiniz zaman Türkiye'nin çok ihtiyacı olan hakiki yapısal reformlardan bahsediyor. Ve benim bugünkü aklım olsaydı ben eğitimi bir numaraya koyardım diyor. İlginç. Çok ilginç ve çok önem verdim. Ve çıkarken de kendisine tebrik ettim. O yaptığımız münazara veya münakaşayı da hatırladı, kendi hatırladım söyledi. Kendisine tebrik ettim ve Türkiye'nin size ihtiyacı olacak. İnşallah bu yaptık söylediklerinizi bir türlü tatbik mevkiine koyabilecek bir mevkide de olursunuz temennisini kendisine yani güçlenme perspektifini daha çok görüyorsunuz sanki. Ben tabii yani Bekir Atalay'ı veya Hüseyin Çelik'i tabii bilemem ama o cenahın özellikle kıyı kesimlerinde vesaire çok daha ilgi uyandıracak kanaatindeyim. Davutoğlu biraz daha Orta Anadolu'ya, Güneydoğu Anadolu'ya hitap eder vaziyette. Bu kuruluşlar ayrı olacak ama bugünkü ittifak düzeni içinde hatta gelecek Kasım ayı, bu senenin Kasım ayında bir baskın seçim bile olsa birkaç ay içinde organize olup bunlar bir ittifak içinde de hareket etme imkanını bulabilirler. Bu ittifak genişleyebilir de. Ama bunun kurulacağını zannediyorum ve görüyorum. Böyle bir şey olacak. Böyle bir baskın seçime siz ihtimal veriyor musunuz? Yani ekonominin gittiği yer ve iktidarın sorunlarını da düşünerek. Şimdi ihtimal veriyorum, temenni etmiyorum. Benim temennim bir Türkiye ittifakının kurulması. Onu çok açık söyleyeyim. Bir Türkiye ittifakının kurulmasını hakikaten temenni ediyorum. Bugünkü Cumhur İttifakı'nın alabildiği neticelerin çok sınırlı olduğunu gördük. Gitmiyor, yürümüyor. Nedir Emin Bey? Türkiye İttifakı lafı dolandı. Yani birkaç defa kullanıldı. Sonra işte kızgın demirin soğutulması dendi. Üzerine bir de Samsun'da bir fotoğraf gördük. Deniz ve gemi fonunda 8 tane adam duruyordu falan. Yani nedir Türkiye İttifakı? O pek ümit veren bir fotoğraf değil. Yani iyi bir fotoğraf belki ama çok yorgun, eski bazı parti organlarını andıran bir fotoğraf görüntüsündeydi. Yani fotomontaj da değişmez. Oradaki bazı kadrolar mı değişmeli? İsimler mi değişmeli? Pek tabii isimler ve kadrolar değişmeli. Şimdi bu Türkiye İttifakı'ndan neyi anladığımı müsaade ederseniz söyleyeyim. Buyurun. Bu bizim icat ettiğimiz bir şey değil. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli danışmanlarından bir tanesi, anayasayı 16 Nisan rejiminin mimarlarından bir tanesi, 8 maddelik bir yazı yazdı, yolladı ve bu basında çıktı. Bir Türkiye ittifakına ihtiyaç olduğunu, bunun anti-emperyalist bir ittifak olacağını, işte Türkiye'nin bütünlüğü vesaire hepimizin iştirak edeceği ilk 7 maddeden sonra 8. madde olarak da bunun temin edilmesi için de bilakaydı şart Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığını ve liderliğini kabul etmeniz lazım diye bir yazı çıkarttı. Buna Sayın Kılıçdaroğlu
bir cevap verdi endirekt olarak 23 Nisan'daki meclis konuşmasında ki o konuşmada herkes Çubuk'ta kendisine yapılan linç girişimini konuşacağını düşünüyordu. Yapmadı. 6 maddeyle cevap verdi. Dedi ki parlamentonun kuvvetlendirilmesi parlamenter rejim demiyor. Yani icap ederse yarı başkanlık sistemi de olabilir. Parlamentonun kuvvetlendirilmesi, kuvvetler ayrılığının kamil bir manada oturtulması, dengeli bir kuvvetler ayrılığı olması ve işte yabancı lisanda checks and balances denilen sistemin kurulması ve denetim mekanizmalarının kurulması kaydıyla böyle bir şeye müzahir bakacağını da söyledi. Şahsi veya özel görüşmelerinde de Sayın Kılıçdaroğlu bunu tekrar ediyor. Bu ikisi bir araya gelirse yani AK Parti bugünkü tek adam tek parti ne diyecekseniz her şeyin tek 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 olduğu rejimden vazgeçip bunları paylaşır bir hale gelebilirse, kuvvetler ayrılığını biraz tesis edebilirse o zaman Türkiye'nin aşağı yukarı CHP veya AK Parti'yi aldığımızda 1/3'ünü temsil eden bir çoğunluğa gelecek haldeler. Buna iştirak edecek başka partiler de olabilir. Ama aşırı görüşlü bazı partiler de bunun dışında kalabilir. Ama bu hadise bir kere hukuk devletine doğru bir gidişatı ortaya koyabilirse ekonomide çok büyük faydası olacak bir şey. Biz ekonomiyi bugün hukuksuz devletle, kanun devleti miyiz değil miyiz onu münakaşa ediyoruz. Hukuk devleti olmaktan çok uzaklaşmış vaziyetteyiz. Buraya bir kuruş yabancı sermayenin gelme ihtimali yok. Sıcak para olarak gelen borcunda faiz oranlarının nereye geldiği belli. Yani bu kamu bankalarına yapılan atamalar bile o kamu bankalarından alacağı dış kredilere 1 ila 2 puan faiz olarak eklenecek. Bu çerçevede ben bunu temenni ediyorum. Hakikaten bunu temenni ediyorum. Bu inşallah İstanbul seçimlerinden sonra bir seçim riski de ortadan kalkacaksa Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın inisiyatif alması ile böyle bir işin belki olabilme imkanı olabilir. Belki de Bülent Arınç'ı o sebepten konuşturdular. Bugün gazetelerde gördüğümüz bazı şeylerden ders alıp da parlamenter rejime dönmemiz lazım lafını ben tesadüfen söylediği kanaatinde değilim. Evet. Bülent Arınç'ı. Ona gösterilen tepkiyi de bir danışmanın karşı devrim, gerici karşı devrim filan diye karşılamasında acı bir gülümsemeyle karşıladım. Peki şimdi fotoğrafa gelelim. Fotoğrafa çok bayıldığımdan değil ama sembolik bir değeri var. O fotoğrafın içinde sağ tarafta yer alanlardan birisi bu Türkiye İttifakı, demirin soğutması vesaire bu tür şeylere şiddetle karşı çıkan bir lider. Kendilerine göre sağda, fotoğrafa bakınca solda duran fotoğraf. Evet. Sayın Devlet Bahçeli böyle bir şeyin içinde olabilir mi bu kadar şiddetli tepki görüyorken? Bilmiyorum. Yani sayın bilemem. Yani böyle bir bilgim yok ama Sayın Devlet Bahçeli'nin 2002'den beri siyasette oynadığı role baktığımızda bu beka sorunu olarak ortaya koyduğu konularda herhalde samimi, ben samimi olduğu kanaatindeyim ya bu PKK meselesi, FETÖ meselesi de filan samimi olduğu kanaatindeyim. Ama bugün yapılan işlere baktığımda icraatın tamamen bunun tersinde cereyan ettiğini düşünürseniz, siyasette en ufak bir şekilde FETÖ temizliği yapılmadığını düşünürseniz, neredeyse gayri resmi olarak kamu vicdanında FETÖ'cülüğü tescillenmiş insanların bugün bırakın adalete teslim edilmelerini, üst kademelerde görev verilmeye başlandıklarını gördükleri zaman Sayın Devlet Bahçeli'nin bunları nasıl hazmettiğini ben anlamakta çok zorluk çekiyorum. Türkiye İttifakı kurulur ise bu Türkiye İttifakı'nın neyi halletmeye çalıştığına bakacağız. Ekonomik konuları ve dış politikayı halletmeye ve Güneydoğu meselesini halletmeye çalışacağını düşünüyorum. O bakımdan belki bugün niye hapiste olduğunu anlamakta zorluk çektiğim Selahattin Demirtaş'ın da bir yerde olabileceğini düşünüyorum. Ama bunu söylerken altını çizeyim. HDP'de çok tanıdığım insanlar var. Sevdiğim, takdir ettiğim milletvekilleri var ama HDP'yi açık bir şekilde PKK ile arasına, PKK terörüyle arasına mesafe koymadığı için, silahı bırakın çağrısı yapmadığı için de fevkalade kınıyorum. Bunu yaptıkları anda bir Türkiye Partisi olurlar ve çok büyük katkıları olur. Şimdi Selahattin Demirtaş'ın da o kareye girme ihtimalinden bahsettiğinize göre şöyle bir soru da akla geliyor. Tekrar bir yakınlaşma ya da görüşme süreci ya da yeni bir çözüm süreci gündeme gelebilir mi? Bu Türkiye İttifakı kurulursa gelebilir. Zaten bu görüşme çözüm sürecine bile lüzum yok.
Hakan Bey, şimdi çözüm süreci dediğiniz bu insanlarla illaki karşı tarafta gerillaymış gibi, İray'mış gibi pazarlık edilecek bir şey yok. Yapılacak konular 10 senedir konuşuluyor. 20 senedir konuşuluyor, 30 senedir konuşuluyor. Bunların bir kısmı yapılamaz. Yani Abdullah Öcalan'ın hala kafasındaki özellik, özellik, devletleşme filan konuşuluyorsa bu olmayacak. Ama bunun haricindeki bazı siyasal haklar, bazı insan hakları, bazı özgürlükler, ana dildeki eğitim, resmi dil Türkçe kalmak kaydıyla insanların ana dillerini öğrenmesi vesaire gibi konuları biz zaten geç kaldığımız kanaatindeyim bunları yapmakta. Dolayısıyla müzakereye filan da uzun müddette şey yok. Burada yapılması gereken PKK'nın silah bırakması, HDP'nin PKK ile arasında mesafesini koyması ve bunun haricinde Türkiye'nin genel bütünlüğünü bozmayacak bir şekilde insan hakları çerçevesinde bütün bu hakların temin edilerek verilmesi. Ama tutup da biz özel bölge olacağız da Batman'da çıkan petrolden biz %50 alacağız Irak'taki Kürt bölgesi filan gibi konuşmalar olursa bunları tabii kabul etmeniz. Şimdi tabii ki bir yakınlaşma ya da bir çözüm süreci ya da görüşme süreci olursa bu dedikleriniz işin bir tarafıyla ilişkili. Evet. Kürt tarafıyla ilişkili. Diğer taraftan devlet ya da iktidar buna ne kadar hazır acaba? Çünkü bir iki kez telaffuz edilen böyle şeyler, kavramlar var ama gerek iç politikada gerek sizin yakından izlediğiniz dış politikada bir Kürt karşıtı tutum sanki yumuşamadan devam ediyor gibi. Onu seçimler bitmeden değerlendiremeyeceğim. Yani şu İstanbul seçimleri bitsin. Bugün böyle bölük pörçük sağdan soldan duyduğumuz, yalnız içeriden değil dışarıdan gerek Kuzey Irak'tan duyduğumuz, gerek Avrupa'dan duyduğumuz konular bir araya geldiğinde bugün bir değerlendirmeyi sonuca götürecek kadar bilgi kimsede yok. Bunun samimi olup olmadığı konusunda da bir bilgi yok. Bunu şöyle bakmak lazım. Cumhur İttifakı devam ediyor ise bugüne kadarki konuşmalarından sonra Devlet Bahçeli'nin bu konuda nasıl rıza göstereceğini bilemem. Bazı süratli dönmeleri oluyor ama kendi tabanına da anlatmakta, nasıl anlatmakta başarı kazanacağını göremiyorum. Ama dediğimiz gibi bir Türkiye İttifakı kurulur ise Türkiye İttifakı bu konuları dış politika uzantıları dahil olmak üzere, yani Suriye ve Irak'taki dış politika uzantıları da dahil olmak üzere büyük bir süratle çözebilecek bir zemini bulabileceği kanaatindeyim. Demin bir şey söyledik. Bu Türkiye İttifakı kurulmazsa ne olur da konuşalım. Lütfen. O zaman seçim gelir. Ekrem İmamoğlu kazanırsa ve Türkiye İttifakı seçimden sonra kurulmaz ise o zaman bu başka bir Türkiye İttifakı'nı kurduracak, netice verecek bir erken seçimin gelmesi söz konusu. Peki o zaman ne olur seçim sonucu? Onu o öngörünüzü de dile getirin lütfen. Vallahi benim gördüğüm kadarından o zaman yeni kurulacak partilerle beraber meclis aritmetiği %100 değişir. AK Parti'nin bir daha kolay kolay 290 milletvekili çıkarabileceğini düşünmüyorum. Ondan sonra biraz da parçalı olmasında da bu işin fayda var. Samimi söyleyeyim, fayda var. Saadet Partisi'nin çok daha ağırlıklı olarak mecliste bulunması gerektiğini düşünüyorum. Bütün bunlar toparlandığı takdirde yeni bir Türkiye koalisyonu ruhu, Türkiye ittifakı ruhunun doğacağını görüyorum. Ha bu A partisinden mi olur, B partisinden mi olur bilmem. Ama altını çizerek de bir şey söylüyorum. Bunların hiçbirinde AK Parti'de dışlanmamalı. Ve rövanşist bir tavırdan ne Tayyip Erdoğan'a ne AK Parti'ye de rövanşist bir tavırdan yaklaşmamak lazım. Onlar da yapıcı gelsinler, yapıcı geldikleri takdirde de sert tepkilerle karşılaşmasınlar diye temenni ediyorum. Evet, enteresan, çünkü bir taraftan AK Parti'nin dağılma sürecinden bahsediyorsunuz. Evet. Yeni partiler çıkacağından, güç kaybedeceğinden ciddi ölçüde bahsediyorsunuz. Diğer taraftan da her iki senaryoda da bir Türkiye ittifakı ya da ikincisinde koalisyon şeyiyle de, anlatımıyla da söylediniz. Böyle bir şeyle çeşitli güçlerin bir araya gelmesi. Evet. Hakan Bey, gelmezlerse ne olacağını düşünmek istemiyorum. Bu gidiş gidiş değil. Buradan bir yere gidilmez. Onun için öngörülerim biraz temenni de içeriyor. Aksini düşünmek istemiyorum. Bu sistem böyle yürümez. Ekonomi de yürümez. Dış politikada yürümez, yürümez. Peki sistem dediniz de son olarak onu sorayım. Bütün bunlar şu ya da bu gelişme sonucu bu tek adam rejimi devam edebilir mi? Ya da hayır, parlamenter rejime ya da yarı
bakın, başkanlık vesaire gibi bir takım uzlaşma şeylerine gelmek zorundamış. Şimdi bu tek adam rejimi devam etmemeli ve edemez. Hem etmemeli hem de edemez. Bunun altını çiziyorum. Bu 16 Nisan referandumunda da bunu dilimizin döndüğü kadar anlatmaya çalıştık. Yürümediğini de bugün görüyoruz. Çünkü hiçbir murakabesi olmayan ve bazı danışmanların efendim 5 senede bir seçim oluyor, memnun olmazlarsa değiştirirler gibi akla ziyan tavsiyelerde bulunduğu bir dönemde bu kadar murakabesiz bir sistemin yürümesi söz konusu değil. Bir insan her şeye karar verecek. Bugün Twitter'da gördüm. İnsanlar komik hale geliyorlar. Dün bu mahkemede olan bir hanım kızımızın avukatı hanımefendinin 1,5 santim etek boyu etek konusunda boyunca. Tuttular CİMER'e sordular. Cumhurbaşkanlığına her şeyi siz karar veriyorsunuz. Ona da siz bir karar vereceksiniz diye. Yani böyle bir hale gelmiş bir ülkeden bahsediyoruz. Bu yürüyecek bir şey değil. Buna mukabil ben parlamenter rejime dönülmesinin de taraftarı değilim. Ben parlamentoda bulundum. Parlamenter rejim ıslahı bile zor bir rejim. Nereye gideceğiz o zaman? Şöyle bir dakika anlatacağım. Neden zor olduğunu da müsaade ederseniz anlatayım. Hı hı. Biz milletvekilleri olarak yürütme yasamanın içinden çıkıyor parlamenter rejimde. Yani partiler bir araya geliyorlar. Bazı milletvekillerini bir iki tane de dışarıdan almak kaydıyla yasama organının içinden yürütmeyi çıkarıyorlar. Bu tabii ki çoğunluğu temin etmiş oluyor. Bizden bir tek şey bekleniyor. Güven oyu ver. Güven oyu verdikten sonra meclis bitti. Niye? Siz iktidardayken soru sorabilir misiniz iktidara? Ben azar işittim AK Parti'deyken soru sordum diye. Azar işittim, azar. Öbür taraftan gel soru verebilir misiniz? Hayır. Muhalefetin zaten çoğunluğu yok. Orada da bir murakabe sistemi kurulamıyor. Olsa olsa koalisyonlar bozuluyor, bilmem neler oluyor filan. Dolayısıyla parlamenter rejime döneceğiz dendiğinde ben bu konunun iyi müzakere edilmesi gerektiği kanaatindeyim. Benim düşüncem başkanlık veya yarı başkanlıkta böyle bir başkanlık sistemi değil. Partili olmayacak, bu yetkilere sahip olmayacak. Amerika'daki şöyle bizdeki başbakanın bile Amerika Cumhurbaşkanı'ndan fazla etkisi vardı. Çünkü oradaki meclis kamil manada bunları murakabe edecek halde. Ben yasamanın, yürütmenin ve yargının birbirlerinden hakikaten tam olarak ayrıldığı, bağımsız oldukları ve birbirlerini kontrol ettikleri, jürokrasiye de gitmeyecek yani yargının da devlet haline gelmeyeceği bir sistemin kurulması gerektiğini düşünüyorum. Bu size çok samimi söyleyeyim. Bugünkü birikimdeki anayasacılarımız, meclisteki anayasacılarımız, saraydaki anayasacılarımız bu talimat ve bu iyi niyetten otururlarsa Tayyip Bey'in vereceği talimat ve iyi niyetle otururlarsa inanın 72 saatte bu konu hallolur. Peki. Çok teşekkürler Emin Bey. Gerçekten enteresan oldu. Emin Bey 10 yıllardır siyasetin içinde ya da hemen kıyısında ama öyle. Gazeteciliğe de çok uzak değilsiniz. Evet. Yaptığınız bir dönem bir iş ve biz yayından önceki sohbetimizde gülerek şey dedik. Yani çok manşet çıkabilir. Bence çıktı. Epeyce manşet çıktı. Özetlemeyeceğim bile bunları ama gerek seçim ortamı gerek ondan sonrası olası gelişmeler, AK Parti'nin içindeki gelişmeler ve şu Türkiye İttifakı konusu ve değişik konulardaki öngörüleriyle 22. dönem milletvekili Emin Şirin yayın konuğumuzdu. Sonraki konularda, sonraki programlarda yeni konuklarla tekrar bir arada olacağız. Hoşça kalın.